Yavaş, elinize dikkat edin. Biz geldik, merhaba. Çocuklar hadi hemen yukarı çıkın. Çabuk elinizi yüzünüzü yıkayın. Al bakalım sen de çantanı. Üstünüzü değiştirin. Ne oldu ya? Irmak konuşmuş avukatla. Borcun ne kadar olduğunu söylemişler. Ne kadarmış? 50 milyon. Şaka mı yapıyorsun? Maalesef. Ne yapacaksın? Ya daha doğrusu ne yapacağız? Anne 50 milyon diyor. Bilmiyorum. Kızım bilinmeyecek bir şey yok. Bu evi satacağız, diğerini de satacağız. İşte kalan borcu yapılandıracağız. Artık kiraya geçeriz herhalde bir yere. Ben çalışıyorum, sen çalışıyorsun. Öyle geçineceğiz. Ben ne yapacağım peki? Siz böyle bana ait olmayan bir borcu ödemek için dizinirken ben de böyle kenardan oturup sizi mi izleyeceğim? Kızım sen de bir iş bulursun, çalışırsın. Bu öyle tek başına ödenecek bir borç değil ki yavrum. Evet, biz de kolları sıvayıp sana iş buluruz. Kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum da dede yeterli kafana. Hadi biz kalkalım artık. Teyze, bir ihtiyaç olursa söylersiniz. Sağ ol İpekciğim. Yavrum. Görüşürüz teyzeciğim. Görüşürüz. Mert de beni akşam yemeğe davet etmişti. Ben onu iptal edeyim. Hayır ya. Saçmalama, niye iptal ediyorsun? Ne yapacağız, böyle oturacak mıyız? Nurettin'cim ne alakası var? Dertlenip tasalanıp oturacak halimiz yok. Çözümü bulduk zaten, bitti gitti. Ya gerçekten Karsu sen git lütfen, çünkü sen gitmezsen ben daha çok üzüleceğim. Tamam uzun, gideceğim. İptal etmiyorum. Of ya. Irmak. Irmakcığım, üstesinden geleceğiz. Artık tamam, kahrolmanın, dertlenmenin, böyle ağlamanın bir alemi yok. Başımıza geldiyse bu, vardır bir sebebi. Çok utanıyorum ya, çok utanıyorum. Keşke böyle yer yarılsa da içine girsem, ölüm. Ah. Anne. Hak ettin ama. Aa, dolamış diline bir ölsem de ne oluyorsun?